Peki bir başka kırgınlık var mı acaba sorusu şu olacak. Galatasaraylılar en çok Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nda şöyle bir eleştiri yapıyor. Sözleşme yenilemediler. Galatasaray'a para kazandırmadan gittiler. Sizin o zaman bir sözleşme yenileme teklifiniz olmuş muydu Oldu tabii. Oldu. İstemediler. Bir hapiste daha. Bunun en güzelini tabii Burak'tan tabii. ve Ali Dürüst'ten öğrenirsiniz tam. En ufak detayları bir şey yapmak için. Çünkü ayrıntılarda o. Biz ama kendilerine hem Okan'a hem Emre'ye daha fazla bir düzeltme talep ettik. Bunu peşin istedi. Hatırlarsam. Yani günahını almayayım. Bana iletilenden bahsediyorum. Veyahut büyük bir kısmını peşin istedi. O peşinat zaten yok. Zaten para sıkıntısı çekiyoruz o zamanlar. Onun için olmadı. Ondan sonra da Milan'a gittiler. O da olur yani. Bunlar dostane şekilde de yapılabilir. İlle hepsini bir rekabet, hırs, rakip gibi şeylerle değil. Oğlum ben gitmek istiyorum ya. Ben tamam haklısın gitmek istiyor. Yani Galatasaray'dan Milan'a gitmek istiyorsun. Daha evet ama okey. Bir şey değil. Ama bizim de bir katkımız olsa iyi olur. Olmadı. Sağlık olsun. Başkanım, Süper Kupa finalinden önce Real Madrid başkanıyla Zidane konusunda istişare yapıldığını konuşuluyor kulislerde. Öyle bir diyalog nasıl Yok olmuştu? yok yok. Yok, Real Madrid'de başkanıyla konuşmamız vardı zaten öyle. Zaten aynı locada seyrettik şeyin Prens'in locasında da. Hayır bu UEFA yemeğinde, UEFA'nın bir gece önceki yemeğinde benim yanımda ya yanımda tam dur bakayım da yanımda mı karşımda mı yanımda da Fransız Federasyonu Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı vardı. Öyle şey yapıyorduk. Neden öyle olduk? Öyle oturduk. Yani veyahut karşımda. Ya önemli değil ama birbirimizi çok yakın duyabiliyoruz. O işte Zidane geldi. Zizou diyor. Zizou geldi. Zizou gelince ben de tanıştım falan dedim. Seni dedim Galatasaray'da görmek istiyorum. Yani bunu anlaşmayı yapalım. Bir espri ya. Bu da akıllarda kalan bir tabii anekdot. Espri yani o zaman Zidane 65 milyon doları almıştı sanırım bir muazzam rakam.